Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'i tanımayı askıya almanın vakti geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, FKÖ, bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim Ezzanun, yine FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanımayı askıya almanın vakti gelmiştir, dedi. Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Zanun, Filistin Merkez Konseyi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde başlayan 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Filistin halkına ve yönetimine baskı ve şantaj yapan işgalci İsrail ile eşit konuma gelmiştir, ifadelerini kullandı. Zanun, Filistin Merkez ile Filistin Ulusal Konseylerinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik işgal politikalarına karşı mücadele konusunda daha önce alınan kararların uygulanmasının önemine vurgu yaparak, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail'i tanımayı askıya almanın vakti gelmiştir, diye konuştu. Hamas'a BÖLÜNMÜŞLÜ yumuşak yeyi bitirme çağrısı ayrıca Filistin iç bölünmüşlüğüne dikkati çeken Zanun, İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinde kontrolü elinde tutan Hamas hareketine bölünmüşlüğü bitirerek, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralması için yol vermesi çağrısında bulundu. Zanun, Hamas'a yeni bir ulusal konsey kurma çalışmalarına katılma davetinde de bulunarak, Filistin Merkez Konseyi'nin 29. dönem toplantısında önemli konuların ele alınacağını aktardı. HAMAS toplantıyı boykot etmişti. Daha önce Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Mayıs 2018'de başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyi'nin 23. dönem toplantısında, Mahmud Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçilmişti. Toplantıda ayrıca, FKÖ, Yönetim Kurulu ve Merkez Komitesi üyeleri de seçilmişti. Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, FHKC, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen geçiş dönemi ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır ifadesine yer verilmişti. Açıklamada, FKÖ Yönetim Kurulu'nun 1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşası durduruncaya kadar, İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirildiği belirtilmişti.